Evet, yine sizinleyim. Zekanın ne olduğu ve nasıl tanımlanması gerektiği hakkında birçok farklı kuram var. Fakat kuramlara geçmeden önce bunların hepsini ilgilendiren bir tartışmadan bahsetmek istiyorum. Bu tartışmanın konusu şu. Tek bir genel zekamı var yoksa zekanın birçok yönü mü var? Yani birçok farklı zekamı var. Evet, Farklı kuramları işlerken bu tartışma sorusunu aklınızda tutmanızı ve her bir kuramın ve kuramcının bu tartışmanın hangi tarafında yer aldığını düşünmenizi istiyorum. Bahsetmek istediğim ilk kuram Charles Spearman'ın geliştirdiği genel zeka kuramı. Spearman istatistiksel bir süreç olan faktör analizini kullanarak birbiriyle bağlantılı yetenek kümelerini tanımladı. Bu kuramcı G faktörü ya da bazen sadece G olarak da anılan genel zeka kavramı ile ilgilendi. Spearman'a göre geliştirdiği bu zeka kavramı birçok akademik alandaki sonucu tahmin edebilirdi. Aslında bu iddiayı destekleyen birçok kanıt var. Örneğin sözel alanda yüksek puan alan kişiler genelde uzamsal akıl yürütme gibi diğer konularda da iyi iş çıkarır. Spearman'ın bu fikri o zaman olduğu gibi bugün de halen tartışmaya açık. Bir düşünecek olursak aslında insan yeteneklerinin sayısız çeşidi bulunuyor. Sizce gerçekten tek bir faktör tüm bu yeteneklerden sorumlu olabilir mi? Başka bir psikolog olan Louis Leon Thurston hiç de öyle düşünmüyordu. Thurston, birincil zihinsel yetenekler adını verdiği kuramı geliştirdi. Spearman'ın önerdiği tek bir faktöre karşılık Thurston'a göre zekanın yedi faktörü vardı. Bu faktörlerin hepsini yazmayacağım ama şu şekilde sayabiliriz. Sözel akıcılık, sözel anlama, uzamsal akıl yürütme, algısal hız, sayısal yetenek, tüme varımsal muhakeme ve bellek. Bana göre bu kuramın en güçlü noktası bozuklukların daha olası görünmesi. Örneğin birinin tüme varım yeteneği çok yüksekken sözel anlama seviyesi düşük olabilir. Fakat Spearman kuramında güçlü nokta olarak kabul edilen şey Thurston kuramındaki sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu faktörlerden birinde iyi olan bir kişi genelde diğerlerinde de iyi oluyor. Bu durumda da aslında her şeyin temelinde tek bir zeka faktörünün yattığına işaret ediyor. Fakat bu iki kuramda da aslında başka bir kısıtlama söz konusu. İkisinde de zeka olarak değerlendirilen şey çok sınırlı gibi görünüyor. Yedi faktörden bahseden Thurston'ın kuramı bile yalnızca akademik hayatta başarılı olarak nitelendirebileceğimiz kişilerin özelliklerine yoğunlaşıyor. Daha kapsamlı olmak adına bu iki kuramın üzerine düşünen Howard Gardner çoklu zeka kuramını geliştirdi. Bu kuram nelerin zeka olarak değerlendirebileceği fikrini daha kapsamlı hale getirdi. Gardner insan zekasını önce yedi, sonra dokuz farklı bağımsız zekaya ayırdı. Bağımsız derken bu zekaların birbiriyle çift yönlü bir ilişkisi olmadığını kastediyoruz. Yani bir alanda zeki olmanız diğerindeki zeka seviyenizi etkilemiyor. Hepsini tek tek yazmak çok fazla vaktimizi alacağı için faktörlerin hepsini buraya yazmayacağım. Fakat bu farklı zeka türlerini kısaca sıralarsak mantıksal, matematiksel zeka, sözel, dilsel zeka, müziksel, ritmik zeka, uzamsal, görsel zeka, bedensel, kinestetik zeka, kişisel, içsel zeka ve kişiler arası sosyal zeka. Daha sonra bunlara doğa zekası ve varoluşsal zeka eklendi. Bu kuramın güçlü tarafı yalnızca akademik hayatta başarılı olmaktan daha fazlasını kapsıyor olması. Yani birçok başka yeteneği de hesaba katıyor. Fakat bunların hepsi gerçekten birer zeka mı? Neden bu kelimeyi kullanmamız gerekiyor? Bunlara e, yetenek veya beceri demek daha mantıklı olmaz mıydı? Aslında bu durum bunları zeka veya yetenek olarak adlandırmanın herhangi bir farklı etki yaratıp yaratmadığıyla da ilgili bir soru doğuruyor. Bence farklı isimlendirmeden doğabilecek tek fark mesela zeka terimine daha fazla ağırlık verilebiliyor olması. Yani zeka diyerek bu unsuru yetenekten daha önemli ve daha ciddi hale getirme durumu söz konusu. Fakat ben buna katılıyor muyum? Gerçekten bilmiyorum. Bence her iki durumda da bu saydıklarımız oldukça önemli ve değerli. Bu kuramın başka bir sorunu da pek destekleyici kanıtın olmaması. Bunun sebeplerinden biri şu ki, bunları test edecek bir yöntem mevcut değil. Bu durum, çoklu zeka kuramını veya bu kuramdan esinlenerek yaratılan farklı öğrenme türlerini daha önce duymuş olanlara şaşırtıcı gelebilir. Ben de bu kuramı çok güzel bir fikir olarak görüyorum ama araştırmalar tarafından henüz yeterince desteklenmiyor. Bahsetmek istediğim son kuram Robert Sternberg'e ait. Triarşik yani üçlü zeka kuramı. Sternberg birçok zeka olduğu konusunda Gardner'la hemfikirdi. Fakat ona göre 7, 8 veya 9 değil, 3 zeka bulunuyordu. Sternberg'ün zeka tanımı gerçek hayattaki başarıları beraberinde getirecek şeylerden ibaretti. Bunun içinde analitik zeka yani problem çözme becerisi, yaratıcı zeka ve pratik zeka vardı. Sternberg kuramında özellikle gerçek hayatta başarı getireceğini düşündüğü şeyleri seçmişti. Bunun bir avantajı unsurların güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi. Çünkü bunları tanımlamak ve dolayısıyla test etmek gayet basit. Kuramın sorunlarına gelince tekrar ilk soruna dönüyoruz. Araştırmalara göre bu zeka türlerinin birinde yüksek puan alan bireyler diğer türlerde de iyi sonuç elde ediyor. O zaman bu üç farklı zeka türü aslında aynı şeyin farklı yüzleri mi? Yazdığım cümle komik görünse de temel fikri anladığınızı umuyorum. Tekrarlamam gerekirse demek istediğim şey şu. Bu üç farklı zeka türü farklı kabul edilseler de belki de hala genel zekadan yani G'den bahsediyoruzdur. Şimdi bu kuramları bir kenara bırakıp ilk başta bahsettiğim soruya dönmek istiyorum. Neydi bu? Hadi tekrarlayalım. Tek bir zekamı var yoksa birçok türde farklı zekalar mı var? Araştırmaların işaret ettiğine göre tek bir genel zeka var. Size kişisel bir itirafta bulunmam gerekirse bazen bu genel zeka fikrini anlamakta zorlanıyorum. Sonuçta bir insanın ölçülebilen birçok farklı özelliği yok mu? E? O yüzden uzun bir süre boyunca bu fikre şüpheyle yaklaştım. Fakat iki şey bu konuyu anlamamda bana çok yardımcı oldu. Ne mi? <laughs> İlki çoklu zeka kuramında da bahsettiğim sorunlardan biri. Neden her şeyin zeka olarak tanımlanması gerekiyor? Bu kelime bu kadar önemli mi? Kelimenin gerçekten bir anlamı var mı? Evet, belki önemlidir ve önemli bir anlamı vardır. Ama belki de yoktur. Çünkü bir konserde orkestrayı dinlerken müzisyenlerin yüksek müziksel zekaya mı yoksa müzik yeteneğine mi sahip oldukları çok da fark etmiyor. Her iki durumda da orkestrayı dinlemek müthiş keyifli. Bu fikri anlamama yardımcı olan başka bir şey ise bir öğretmenimin genel zekayı atletizmle kıyaslayarak verdiği örnek oldu. Birinin sporda iyi olmasını sağlayan birçok önemli unsur vardır, değil mi? Mesela göz-el koordinasyonu, hız, çabuk refleksler, kas kütlesi gibi. Şimdi düşününce, birisi bir spor türünde iyi olsa da bu diğer spor türlerinde de iyi olacağı anlamına gelmediğidir. Artistik buz pateninde altın madalyası olan birinin iyi bir voleybol oyuncusu olacağını söyleyemeyiz yine de genel bir atletik yeteneğin var olduğunu söyleyebiliriz. E o yüzden zekayı atletizm olarak düşünmek bana çok faydalı oldu. Yani bir şeyleri matematiksel zeka veya uzamsal algı gibi farklı çeşitlere ayırabilseniz de belki her şeyin temelinde genel bir zeka olabilir. Tıpkı tüm spor türlerinin temelinde genel olarak atletizm olması gibi. Sizce? <laughs> Siz de düşünün o zaman. Hoşçakalın.